Evet İsveç normalleşirse ya daha doğrusu İsveç sözünü tutarsa Mısır gibi normalleşme olabilir mi? Bakacağız. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir toplantı düzenlendi. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız İsveç'e mesaj gönderdi. Mevzuat değişikliği yetmez. İsveç'in Türkiye için güvenli bir müttefik olacağını bilmemiz gerekiyor dedi. Bu açıklamanın hemen ardından İsveç'ten bir adım geldi. PKK'ya finansman sağlamak suçundan yargılanan bir kişiye ceza verildi. Stockholm Bölge Mahkemesi 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı adı açıklanmayan kişinin sınır dışı edilmesini istedi. Bu arada pazartesi günü de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşecek değerli izleyiciler. Şimdi Türkiye, Mısır 10 yıl sonra Büyükelçi atadı karşılıklı ve normalleşme başlamıştı. Büyükelçilerin atanması ile ilgili süreç 2022'de Katar'da başladı. Dünya Kupası açılışında hatırlarsanız Erdoğan'la Abdülfettah Sisi bir araya gelmişlerdi. Evet, ama siyasi ve bazı teknik çalışmalardan dolayı hemen olmadı atamalar. Daha sonra Türkiye, Kahire, Ankara, Kahire gidip gelmeleri oldu. Ve önemli konular görüşüldü. Üç konu başlığı var. Hemen bakalım. 2013'ten bu yana kopuk olan ikili ilişkiler başlık başlık konu konu ele alınıyor. Uzmanlara göre tarafların normal, normalleşmesi açısından en rahat olacak alan ekonomi. Türkiye özellikle Mısır Türkiye'den yoğun bir e, bizden ithalat yapıyor. Ya daha doğrusu biz Mısır'a ihracat yapıyoruz. Onu söyleyelim. Bir diğer konu Doğu Akdeniz ve Libya meselesi. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalar ile Mısır ile Akdeniz'den kaynaklanan ve hak ve çıkarların korunması konusunda bir sürü konunun ele alınacağını kaydetmişti. Mısır'ın da Türkiye ile deniz yetkilendirme anlaşması imzalanmasının daha yararlı olacağını söylemişti. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile üçlü bir platform oluşturan Mısır ise bu konularda aceleci davranmak niyetinde olmadığını söyleyelim.